1981 yılında tavuk kafesleri imalatıyla sektöre giriş yapan Altuntaş AŞ, 94 yılında kurumsallaşma yolunda ilk adımı atıyor. O yıllarda fan üretiminde Türkiye'de ilk, dünyada da 4. sırada yer alan firma kısa sürede mesafe kat ediyor. Bugün tahıl depolama sistemleri ve taşıyıcı ekipmanlarıyla 72 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, Aksaray'da son 10 yılın ihracat şampiyonu oluyor. Kaynaklar karşısında hızla artan nüfus depoculuğun önemini artırıyor. Aksaray'da 45 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 1 milyon 200 bin metrekare alanda üretim yapan Altuntaş AŞ, 350 kişiye istihdam sağlayan bir grup şirket olarak karşımıza çıkıyor. 1981 yılında tavuk kafesleri üretimiyle başlayıp 1994 yılında teknolojiyi takip ederek havalandırma sistemlerine ilk adımını atmış oldu ve kurumsal kimliğine de 1994'te şirketimizi kurarak başlamış olduk. Bizim 5 tane grup firmamız var. Bunlardan Altuntaş ana grup firmamız, başları çeker. İkinci olarak Obial. Obial hem aynı zamanda çelik silo markamızdır ve şirketimizin ünvanıdır. Mafal lojistik ve çelik silo imalatıyla ilgilenir. Obi Elektrik, elektrik aksamlarımızı kendimiz ürettiğimiz için ona ayrı öz bir şirketimiz var. Ve son olarak da Fumal şirketimiz tahıl kurutma ve temizleme makineleri imal etmektedir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Altuntaş, tercih edilmelerini Ar-Ge'deki güçlerine ve kalitelerine bağlıyor. Teknolojiye sürekli yatırım yapıp, ürün geliştirmede sürekli Ar-Ge'ler yaparak, yani yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışmamızdır ve şu ana kadar da başarılı olduk bu sektörde. Dünyada aranan bir markayız. Üretimin gücüyle çelik silo ithalatını önleyen firma, talep doğrultusunda geniş bir yelpaze sunuyor. Çelik siloda 5 tondan başlayıp 15 bin ton kapasiteye kadar bir fiil silo üretmekteyiz. Çalışma sistemleri tamamen sipariş üzerinedir. Yani önceden sözleşmeleri yapılır, satışlar yapılır, ona göre üretim yaparız. Müşterinin talebine göre üretim yaparız. Bekir Altuntaş, sıfır hata prensibiyle üretim yapıyoruz diyor. Son teknoloji neyi gerektiriyorsa bütün makinelerimiz mevcuttur. Yani o teknolojiyle üretim yapıyoruz. Teknolojiyle üretim yaptığımız için hata payı tabii ki minimuma inmiş oluyor bu arada. Yılda 2 milyon ton saç işleme kapasitesine sahip olan firma, imalatını yaptığı tahıl depolama ve taşıyıcı ekipmanların %80'ini ihraç ediyor ve Aksaray'da son 10 yıldır ihracat şampiyonu oluyor. Dünyanın aşağı yukarı 72 ülkesine ihracat yapmaktayız. Bunun ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya daha çok ihracat yapıyoruz. Burada ülke olarak sayacak olursak işte Mısır var, Libya var, Rusya var. Rusya bölgesine geçtiğimizde Türkiye Cumhuriyetleri var. Kazakistan'da çok iyi bir potansiyel var biliyorsunuz. Özellikle değinmek isterim. Firmanın ilk uzmanlık alanının havalandırma olması, sıcaklık değişimine duyarlı çelik silo üretiminde fark yaratılmasını sağlıyor. Çelik silolarda biliyorsunuz ürünün olmazsa olması çok hijyenik bir şekilde depolanmasıdır. Eskilere döndüğümüzde yatay depolarda biliyorsunuz bu ürünler küfleniyordu, nem alıyordu, işte havalandırılmıyordu, işte haşereler mevcut oluyordu, böceklenmeler, bitlenmeler gibi. Bunları çelik siloda daha çabuk önlemini alabiliyoruz. Herhangi bir çünkü kontrol kendi elimizde. Bunun ısı kontrol sistemleri var. Isı kontrol sistemleriyle çelik silodaki ürünümüz ısınmaya başladığında havalandırma yoluyla ürünü soğuturuz. Firma
firma 5 yıldızlı otel yatırımıyla Aksaray'ı dünyaya tanıtma konusunda da sorumluluk üstleniyor. Aksaray'daki bu ilk 5 yıldızlı oteli alıp ve tekrar tadilattan geçirerek istediğimiz kaliteye getirip şu anda gerçekten 5 yıldızlı ve 5 yıldızın üstünde bir hizmet sunarak bir otel inşa ettik ve gelen müşterilerimiz de çok memnun oluyor. Burada bahsettiğim gibi en büyük sıkıntı bizim kendi misafirlerimiz sıkıntıydı. Çevre illere götürmek zorunda kalıyorduk. Aksaray'da konaklatıyorduk ama insanlar biliyorsunuz işte hizmet kalitesi ve otel kalitesi düşük olduğunda bazı şikayetlerde bulunuyorlardı. Bu da bizi tabii ki üzüyordu. Onun için turizm sektörüne de adım atmış olduk. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Altuntaş sözlerinin sonunda kendilerini tercih eden tüm çözüm ortaklarına teşekkür ediyor. Bizi tercih eden yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Yani biz bu seviyelere geldiysek mutlaka ki onların sayelerinde geldik. Bundan sonra da aynı hizmetin devamını diliyoruz. Kalite olarak kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz. Ürün bizim ürünümüz politikasıyla yolumuza devam edeceğiz.